Merhabalar. Merhaba. Şimdi Esra biliyorsunuz geldi, eşinden boşanmak istiyor ama eşi gördüğü bir videodan dolayı bir tazminat istiyor. Bir ilişkisi olduğunu iddia ediyor. Annesi Arife Hanım da burada. Evet. Nasılsınız Arife Hanım? İyiyim Allah'a şükür, sizi gördüm daha iyi oldum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Arife Hanım, tabii Esra'nın bazı anlattıkları var. Hem böyle çok istenmeyerek gelin oldum, sonrasında bana haksızlık yapıldı diyor. Siz ne anlatırsınız bu evlilikle ilgili? Bunlar işte tanıştılar. Geçen sene şeyde tanıştılar bunlar. Ağustos ayında tanıştılar. Yani Eylül'de falan bunu şeye götürdü. Babaannesi gelin yanına götürdü. Köyünün. Üç kere falan. Götürme oğlum Murat, götürme dedim. Dedim götürdü. Zaten babaannesi gelin iki odası var. Bir tek de mutfakları var. Ayrı ayrı oda demiş ya. Birisinde dedesi gelin kalıyor. Birisinde bunlar dedesi, kalmış. Ya dedesine götür. Siz o gün gittiğini biliyor musunuz çocuğun dedesine? Dedesine bizim oradan götürdü. İsparta'ya geldi. İşten çıkmış, oraya geldi, götürdü bunu. Peki sizden izin aldı mı? Ben götüreceğim dedim. Oğlum götürme dedim, götüreceğim de götüreceğim dedi. Sen de ses çıkaramadın Arife Hanım. Hayır, ses çıkardım da götüreceğim diyor. Dedemgil istiyor dedi. Dedemgil'le tanıştı, siz de güvendiniz, gönderdiniz. Ben de güvendim, ne yapayım, güvendim çocuğa. Abla sözünü bölüyorum ama dün istismar diyor. İstismarı ben gerçekten çok duruldum dün, gerçekten kafam çok şey karışık oldu. Ben ona nasıl istismar etmişim ya, ben bu konuyu bir deyim almak istiyorum gerçekten. Şimdi annem biraz anlatsın, nasıl istismar etmişsin yani, bir tık söyleyeceğim yani, sen biraz onunla hani... Şimdi annen bir anlatsın, tam söylemeyeyim onu. Tamam. Birazdan söyleyeceğim. Arife Hanım sonra gitmişler, evet. Sonra gitmişler. Bunlar babaannesi bir odada kalıyor ya. Bunlar da ikisini bir odaya koymuşlar. Aynı odaya koymuşlar. Bana telefonda söylediler. Arife Hanım Murat'la ikisini aynı odaya koyduk. Ben de dedim daha onlar nişanlı, niye aynı odaya koyuyorsunuz dedim. Hı hı. Kızdın sen, niye aynı? Kızdım diye tabii kızdım ya. Onu dedim zaten Dudu istemiyor dedim. Kaynanası istemiyordu. Esmer diye istemiyordu. Esmer diye mi istemiyordu? Esmer diye istemedi bunu. Esmer diye. Aa, bu ne saçmalık ya? Niye? Esmer diye istemedi. Bak abla, doğru söylüyorsa gelsin burada adam akıllı, evet. Yüzleşelim sonra boşanalım. Hayır Esra, şunu soruyorum. Sen Esmer diye istememek ne demek? Esmer diye. Hasan abla. Hoca da bak alınıyor da Esmer diye. Bakın şimdi bakın Esmer diye de hoca. Yani beyaz gelin seviyor değil mi? Beyaz terli gelin mi? Ben sarışın gelin istiyorum dedi. Sen Esmer'sin dedi. Oğlu da vazgeçmediydi. Bazıları da Esmer sever mesela. Mesela oğlu da Esmer seviyormuş. Ha, oğlu seviyordu ama o kaynanası etti. Kaynanası sen keşke daha beyaz terli olsaydın mı diyordu. Evet, daha beyaz tenli olsa. Beni beğenmedi. Aslında kilomu falan hani boyuma pasıma bakabilirsin. Kilom var diyor. Benim nerede kilom var? Yok o kadar. Gel bakayım bir. Kilom yok yani. O balık kadar etli. Kilolu balık diyor. Evet. Hani bir de babasına çekmiş. Bizim orada sulak yetiştirirler yani. Sulak mı yetiştirdiler? Aynen öyle derler. Babasına benziyormuş ya. Sulak yetiştirmek ne demek? Sulak yerde yetiştim diyor. Sulak yerde yetiştim demek yani. O zaman daha mı kilolu oluyorsun? Ya öyle diyorlar. Evet. Ama sen diyor boyun posun var, hiç göstermiyor. Benim arkadaşlarım diyor. Senin diyor boyun posun olduğu için göstermiyor diyor. Hiç ben, bana göre de kilolu değil. Yani balık etli. Siz ne diyorsunuz? Evet. Evet. Değil mi? Ya Esra Hanım. Gerçekten gelsin burada boşanalım. Valla sana bir şey söyleyeceğim. Gel hocam, bir de kaynanası. Göstersin kendini. Şunun özgüveni de şey yapmış. Valla balık etli bence. Ya böyle gelin bulmuş. Amenna atıyorlar yani. Evet. Yani, vallahi çok haklı. Bence de yani. Ne olacak? Ben gerçekten yap deseydi yapardım. Hani şöyle yap böyle yap kızım. Gerçekten yapardım. Ama sürekli de emir altında durmak zor Allah. Tabii. Gerçekten. Gel otur Esra bak. Otursun. Arife Hanım dedi ki Esmer ben kız istemiyorum bilmem ne. İsim beğenmiyordu. Sen bunları duyuyordun. İsteme geldiler de dediler Esra Hanım zaten. İstemeye geldiğinde diyor. İstemeye geldi gitti. Ondan sonra söyledi. İstemeye geliyor. Ne diyor istemeye gelince? İstemeye geldi gitti söyledi. Ondan ki oğlu anası gilden kaçak gitti. Yalvardı dedi. Hayır istemeye geldiğinde ne diyor kayınvalide? Bak, diyor ki abla. Esmer diyor. Şey Esmer. Dedi. Esmer dedi. Sonra döndüklerinde dedi bunu. Engellediler beni. İstediler sonra beni oğlu engelledi. Köye gitti. Sonra dedim ki bak Murat konuşalım bu konuyu. Bu konuyu biz daha önce yapmıştık. Sanki Esmer olduğunu oğlu görmüyor da neyse. Arife Hanım o gün eve sana dediler ki biz ikisine bir oda yaptık yatacaklar. He. Sen kızdın. Kızdım. Dedesi gibi öyle dediler bana telefon açla. Esra ile ikisini zaten iki odamız var dediler. Bir mutfağımız var. Esra ile ikisi bir odada. Ya nasıl olur böyle bu dedim ya. Daha nişanlı bunlar yolun başında öyle olur mu dedim.
Doğru. Ama olay olmuştu yani abla şey olayı. Ne olayı? İstemeden önce o olay olmuştu. O yüzden istediler. Yoksa o olay olmaz. Bir dakika, bir dakika. Sen o evde kalmadan önce oldu mu bu olay? Oldu. Bir dakika, biz dedenin evinde diye hatırlıyorum. Dedenin evinde oldu zaten. O olay o gün dedenin evinde oldu. Ondan sonra tekrar istemeye nişan falan dediler. Ha, o sonra diyorsun. Evet. Dur, annen o zaman şu o evin içinde aynı odada kalmayın dediğinden ayırdılar mı odayı? Ne ayıracaklar, aynı yerde kaldılar. Aynı yerde kaldılar dedi dedesi. Aynı yerde mi kaldınız aynı siz? Yerde kaldı. Aynı yerde. Sen ama Esra dün değil ondan önceki gün bana dedin ki benim odama geldi dedin. Ya şöyle abla, bu olayı tam anlatamıyor, tam bilmediği için hani yanımızda yoktu. O geldi benim yanıma. Ama yani ayrı odada mı kalıyordunuz? Ayrı odada kalıyorduk. O benim yanıma geldi. Bak ayrı odaymış Arife Hanım. İki odalar var zaten. İki oda var abla köylerinde, hani gidip bakılabilir yani. Dede nerede kalıyor? Dede gel, aynı oda. Sen dede de mi sizde yatıyordun? Dedenin aynı odada, aynen. Aynı nasıl olacak bu iş? Şimdi abla dedi ki bana, su getirir misin? Tövbe ben orada... Bir dakika, bir kafam karıştı. Benim oturtmadan bir şey anlamama şeyim var. Şimdi sen oradasın. Evet. Murat orada. Dede de mi orada? Dede var, ebe dede var. Dede öbür odada. Ha, öbür odada. Aynen. Siz bir odadasın. Bir odada. Aynen, bir odada. O zaman senin odana gelen yok. Zaten senin odanda o adam. Tabii. Nasıl? Yok, o geldi. Ben oradaydım o gün. Abla o odadaydım. O geldi. O dedesiyle mi yatıyordu? Aynen. Ben dedim ki burada yatayım dedim. Ben burada yatayım, sen orada. Hayır, geldi oraya abla. Yanına geldi. Evet, yanıma seni geldi. Seni zorladı. Evet, zorladı. Sen bağıramadın mı? Bağırdım abla. Ne yapacaklar abla? Zaten dediler ki gelinim ol. Gelinim ol dediler. Ya bağırsan da kimse gelmedi yok içeri. Yok abla, gelmedi. Onlar gelinim ol diyordu. Bir tek onlar gel var zaten. Ya sana abla ayıptır söylemesi hani... Oğlan kardeşi bile hani kendi evlerinde bile kilotçak atletçek duruyor benim karşımda. Rahat insanlar aynen, yani. Aynen, rahat insanlar abla gerçekten. Yani siz aslında yani normal kendiniz bir şey yapıyorsunuz. Sana zorla bir şey yapılmıyor diyerek düşündüler. Evet, evet. Aynısı zaten şöyle düşündü. Düğünü yapalım falan filan, nasıl olsa hapse atamazlar gibisinden. Ben kıyamadım abla ilk başta. Peki hapse düşmesin. Sen sonra ne zaman öğrendin? Sonra bu ehliyet almaya gittiydi. Bir anne sarıyor, bir baba sarıyor, bir dede sarıyor. Hayır, köyden geldiler ya dedelerden. Sana bir şey anlatmadılar. Yok, anlatmadılar. Sen şüphelendin mi? Şüphelendim ben bundan, şüphelendim. Nasıl şüphelendin? Bu böyle uspus duruyordu. Esra ne oldu, Esra ne oldu hiç demiyordu. Ondan gelirim babasıyla ben oturuyordum. Bir telefon açtılar, benim telefon yok da. Peki sen şimdi dedin mi ona siz aynı odada mı yattınız diye? Yok, daha önce demiş. Abla, onlar şimdi bunlar ben ehliyet almaya gidiyorum ya, arıyorlar bunları, ben tabii intihara kalkışıyorum o sıra, babama son kez meşaz yazıyorum. Çok zor bir durum. Biz bunu bulamadık, ondan ki ona telefon açtık, o geldi oradan Antalya'dan. Polisi de aramışlar annemgil, benim kızım kayıp yani, şu an 24 saat içinde hani kaybolma şeyi verilmiyor ya, ne olur bulun demiş, ne olur yani, kızım silahı almış gitmiş oraya demiş. Ama ben o gün gerçekten canıma tak etti bunların hani beni böyle kullanıp atması. Dede Esra ayrılalım biz. Ya eski haline geri dön. O öyle olabilir mi sence? Bu namus sonuçta. Yani evet. Bir de sana teklifinde diyor ki sen eski haline geri dön. Evet. Yani şey bekaret şeyi ol diyor. Evet. Hı. Yani sen sana daha ileri bakar diyor. Daha ileri bakar da bunu yapmadan önce düşünseydin kardeşim. Yani sonuçta bunu yaptıktan sonra diyorsun sen. Hı. Peki de, sen o gün canına kastetmeye Allah korusun sakın bir daha hiçbir şey için bir şey düşünme. Arife Hanım siz Murat ne yaptınız? Murat buna bir şey dedi, bir de hemen bir kendim asmaya gideceğim diyor bu. Murat hemen sakın. Bir şey açıyor oradan, telefon açıyor. Kendim asacağım, öldüreceğim diyor. Kızım niye öldüreceksin diyor, benim evimdesin. Hı hı. Niye öyle yapıyorsun? Bunu sıktırıp duruyor, ne bileyim niye şey diyor. Sıktırıyordu böyle sürekli. Olsun bak, senin canın bir de yani herkesten değerli. Hele öyle erkekten çok daha kıymetli. Bir de bak herkes de buradan duysun. Erkekler öyle ben kendi canıma kastederim bilmem ne yaparım dediğinizde kaçıyorlar kadından. Evet. Korkuyorlar. Yani daha size gelmiyor öyle deyince. Daha size yönelmiyor. Daha da kaçıyor. Senin canın şöyle olması lazım. Bak ne zaman değerli olursun. Senin canın ondan çok daha kıymetli olur. Sen kendine çok değer verirsen o sana çok değer verir. Çünkü herkes şöyle bakıyor. Sen kendine ne kadar değer verdin? O da sana o kadar değer verecek. Evet. Sen bir tane adam için canıma kastederim dersen o da seni değersiz görür. Evet. Bunu bilen başkaları da sana zaten değer vermez. Değer vermez. En değerli benim,
bir adam için canıma kastetmek ne demek? Çok kıymetli diyeceksin. Peki Esra, Arife Hanım, pardon. Esra Hanım, ben bir de sana bir şey diyeceğim. O hotrahtan evvel imzalattılar zaten o, evet, kağıdı buna. Evet, o kağıdı öyle imzalattılar. Yani hocam sonuçta suç değil mi? Bir dakika, şunu söyleyeceğim. Dur, bu kendine zarar verecekti. Evet. Sonrasında evlendirdiniz siz bir kuzu. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Orada iki ay durdu. Bir ay benim evde durdular. O ameliyat oldu zaten. Benim evde bir ay durdular. Annesi elinden kart alıyor falan alıyor. O çocuğun parası olmuyor zaten. Çalışmıyor. Aynen, azıcık çalışıyor. Azıcık evde duruyor. Özel güvenlik olunca. Ben zaten pazar harçlarını falan ben görüyordum. Esra Hanım bizim komşular diyordu, görme Arife şunun şeyini görme, yapma bunlara diyordu. Ben kıyamıyordum. Peki, bunu ekmeğini falan ben alıp gönderiyordum. Peki Arife Hanım, Esra sonra bir çocukla video çekti ya. Ondan evveliydi bunun imzaladıkları. Tamam, hayır, Esra video çekti ya, siz Esra'ya kızdınız mı? Niye bu arkadaşına video çekti? Kızdım da ortak olan arkadaş olunca fazla da seslenmedim. Şimdi yani. Bak, o da, çocuğun babası da bu senin kocanı tehdit etmiş ya Esra. O çocuğun babası hattımızda, evet. Mustafa Bey. Bu videodaki çocuğun babası Mustafa Bey. Buyurun. Hoş geldiniz yanımıza. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi sizin oğlunuzla Esra arasında bir şey var mı? Arasında bir şey yok. Sadece arkadaşlar. Sadece arkadaşlar. Arkadaş ya, evet. Çok arkadaş. Siz neden ben, Murat'ı tehdit ettiniz? Ben Murat'ı tehdit etmedim. Ben Show TV'de Didem Aslan programında bir sene yayına katıldım. Benim zaten kendi derdim kendime yatıyor. Benim bir çocuğum var. Biz de oradaydık ya. Oradaydık. Ağlıyordu o yüzden. Onların ilgisi de beni ilgilendirmez. Ha, benim oğlumla arkadaşlık yaparsa, evlenirse de ben onların arkasındayım. Yani evlenme, böyle bir şey var mı Esra ile oğlunuzun evlenmesi? Yok, şu anda hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar. Ben oradan Murat'ı da gördüm. Esra'yı da gördüm. Aynı otelde kalıyorduk. Murat'ı ben bunların yanına vardım. Evet. Dedim ki bak, bu sizin işiniz olmazsa, istemiyorsanız boşanın. Herkes yoluna baksın dedim. Orada dedi, orada. Siz aslında benim bir baba olarak yol gösterdiniz onlara. Aynen öyle. Bak dedim, aranızda soğukluğu olmuş. Ayrılın madem dedim. Bak onun avukatıyla da görüştüm ben. Öyle oldu. Bende yalan olmaz. Ben koca Türkiye tanır beni. Ben gerekirse sizin yayınınıza da gelirim. Ben de şu an İstanbul'dayım. Tabii gelin Mustafa Bey, bekleriz. Peki. Ama öyle tehdit etmişsem, bilmem hakaret etmişsem, küfür etmişsem karşıma çıkacak. Erkek gibi de karşıma çıkacak. Sen bana şu numaradan aradın, beni tehdit ettin diyorsun. Peki geç, siz Mustafa Bey neden onların boşanmalarına karıştınız? Yani hani siz bir şey söylediniz ya, neden? Kardeşim biz aynı oteldeydik. Aynı sofrada, aynı masada yemek yiyorduk. Aynı yayına çıkıyorduk. O da benim bir hemşerim Murat. Esra da benim hemşerim. Ben de Ispartalıyım, onlar da Ispartalı. Birbirimize yardım olmayacaksak orada niye arkadaşlık yapalım yani? Peki siz acaba bunu yaparken hani benim boşansa da benim oğlumla evlense diye bir düşünceniz oldu mu Esra'yı beğenip? Yok, hiçbir şekilde olmadı. Evlenirlerse de arkasındayım yani. Şimdi kendi derdim kendime yatıyor. Onun kızı orada da. Herkes şunu düşünüyor. Şimdi belki Esra o programda hani barışır diye kocasıyla. Siz niye boşanın diyorsunuz? Ya bak, bu o çocuk istemediği için dedim. İstemiyorsan dedim ben. Efendi gibi gönüllü ayrılayım. Birbirinizin kalbini kırmam dedim. Ben kötü bir yol göstermedim onlara. Yayını bıraktı kaçtı ondan. Bak Esra da orada, annesi de orada. Bak yalan desinler. Yalan bak, gerçekten bana. Yuvayı bozmayın dedim. Yuvayı bozmayın. Birleşin dedim ama istemiyorsunuz. Efendi gibi dedim. Birbirinizin kalbini kırmadan ayrılın dedim. Yuva hızlatma dedi ama olmadı. Peki Mustafa Bey, sizin eşinize Esra anne diyormuş. Benim ondan haberim yok. Benle eşim ayrıldı. Ben boşandım. Beni ilgilendirmez diye demiştir, dememiştir. Benim... Dedin mi Esra? Yok. Ne konuda? Yani Mustafa Bey'in eşine. Mustafa Bey'in eşi yok. Anne dedin mi TikTok'tan? Yok. Anne demedim. Ben onu şakasına dedim. Hani dedin bir yani. Anne olarak gördüm onu. Hani onun da kızı kayıp yani şu anda. O da çaresiz anne. Hani ben şimdi, öylesine girdim. Tabii tekçe. Sen şimdi ona da anne deyince iyice sanki aranızda bir şey varmış gibi. Kısa bir aramız var. Aradan sonra devam edeceğiz. Şimdi Esra, sen aslında bu kadına anne dedin. Ya dedim yani, sonuçta hani bütün annelerimiz değerli yani. O zaman yani. Ben bunu yalnız göndermiştim o otele. Ama sen aslında orada biraz için. İnadına mı yapıyorsun? Murat'ın annesine hani kızgınlığından kızgınım, mı yapıyorsun? Kızgınım, çok kızgınım. Gerçekten kolunu annesi... da yakmış ya, kolunu falan ya, yakmış. Kolunu gösterebilirim ya. Kim yaptı kolunu? Kaynanası.
Nasıl yaktı kolunu? Basmaya yaktı kolumu böyle. Aygaza tuttu. Dayanmış. Aygaza tuttu. Aynen tuttu. Bir de ocağı. Nasıl? Evet. Bir gösterseniz de bunu. Yeter artık yani. Böyle demedim demedim. O hani hanım, diyor ki hani benim karım beni aldattı gibi şeyler diyor. Evet. Ben artık buradan söylemek istiyorum. Ben onu evliyken başka bir kadınla yakaladım ya. Ha. Gerçekten artık ya. Bu kadına. Kimi? Ben eşimi yakaladım. Ben yine de kabul ettim. İspatı da gözlüyor. Nerede yakaladın? Kafede böyle yazışmalarını. Ondan sonucuma arkadaşım dedi bir kadın dul arkadaş olamaz ya. Ne yazışıyorlardı ama? Ya arada bir, benim arkadaşım vardı. Hatta onu da bağlayabilirsiniz. Benim arkadaşım vardı. Kafede oturuyorduk. Benim abim de vardı. Aradı. Ondan sonra telefon şarjdaydı. Dedim ki bu kim dedim. Arkadaşım dedi. Aç, ben telefonu aldım açtım. Alo dedi Murat. Canım dedi ya. O duymadı. Hapolo'da değil telefon. Canım dedi. Ya nasıl insan bir arkadaşına böyle canım diyebilir İkisi yani? İkisi yemek istemiş. Yani sen onu gördükten sonra mı sen bunu yaptın? Orada. Yani sen onu kıskandın. Onun yok, üzerine bu çocukla mı video çekti? Beş ay sonra. Hani bundan bu ayrılık zaten kaç aydır benim evimde ya? Ben kaç aydır annemin evindeyim. Sonra yaptım ben bunu. Annemin evindeyken yaptım İki yani. İki ay durdu orada zaten. İki ay. İki ay durdum. Ocak'ta nikah ayrıldı. Ondan ki üç ay evli kaldılar. Bir ay benim evde kaldılar zaten. Gelsin burada yüzleşelim. İnsan burada insan gibi gelsin. Suçlu değilse hani hocamızın dediği Esra, gibi. Esra bir dakika bak bir şey konudan konuya aşıyorsun. Beni şu ilgilendiriyor. Nasıl oldu senin kolunda ne var? Evet. Bu yemek yapıyordum. Yemeği hemen yapacağım bir şey diye böyle kaynası. Tuttu kolumu yaktı. Yemeği şey yapacağım diye. Yapacağım diye. Yapacağım diye. Ha yapıp beş dakika, seni kolunu beş dakika yakıyor. Olacak diye aynen. Yaktı. Kayınbabası bir şey ya. Esra hadi bir kayınbabam bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika işler iyice karıştı dur Esra ben hemen Murat gelsin bir boşanmanızı tabii sağlayalım da bu çok da bu ne işkence yapılmış. Gerçekten boşanmamız geldik. Esra Hanım bir de bir şey söyleyebilirim. Programın sonuna geldik yarın tekrar saat 1'de görüşürüz.